Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xıtayının yukarı dərgilik əməldərleri apet məzgilide qayıp bolğan. Xıtayının Beijing Qatarlıq köpligen ülke şəhərlerde qattıq apet buluvatkan bir məzgilde Xitay Komünist rejiminin yukur derecelik əməldarları demeliş üçün qayıp bulgan bulup, Xitaylarının narazılığı küçüyüşke başlayan. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 8. Ağustos'taki analiz xəbirde bildirilişe, 1-2 aptidin buyan Xitayının Beijing, Tianjin, Xebi Qatarlıq şəhər ülkelerde iğir kəlkün apti davamlaşıvatkan bulup, bu jarayanda Xitay Kompartiyası Siyasi Biro Daimi Komitetinin 7 əzasıdın heç qaysı körünmegen. Fakat Xitay Muavin Baş Ministeri Zhang Guoqiang'nın apet rayonu'a barğanlığı 1-2 qetim xəbər qılınğan. Xitay Kompartiyasının təşviqat organı Xinhua agentliğinin 3 avqustdakı xəbəriga asaslanğanda 57 Xitay mütəxəssis Xitay rejiminin uğurlaşdırışı və təklifi bilən Beidaixığı dəmilişqə barğan bolub, bu Xitay Komünist rejiminin yuqarı qatlam əməldarlarının kəlkün hücumuğa uçurmağan Beidaixığı dəmilişini başlağanlığını bildirdikən. Hakikaten 1. Ağustos'tan başlayıp Xitay taratqoları Xitay əməldarlarının ammevi faaliyetlerine qatnaşqanlığı haqqında xəbər vermegen. Yaqınqı 1-2 haftadan buyan Xitayning nurgun jaylarida kelkün apiti yuz bergen bolup 29 iyuldan başlayıp Beijing, Tianjin, Xebi, Heilongjiang ve başka jaylar kelkünün hücumuğa uçurgan. Xitayning bir neçe şehri dengizga aylangan bolup Xitay rejimi Beijingni kelkün apitidan saqlap qilish üçün Xebi ülkesindeki Juju şehrini qalqan qilip kelkünni sun'i usulda bu şehirge axtırgan. Neticede hatta 4 qavatlik egiz binalarımı su astida qalgan. Tarqaqlaştırışqa ülgürmegen 100 manlığan Xitaylar suğu qapsilip yarılınış iğir talapetke uçura sebeplik Xitay Kompartiyasiga bolgan narazılıkka aşkan. Bildirilişçe bir neçe gündün beri Xitaydaki ijtimai taratqolarda Xitay Kompartiyasinin burunqa əməldarlardan Hu Jintao, Zhu Rongji, Wen Jiabao qatarlıqlarının burunqa apetin qutquzuş xizmetige qatnaşkan suretleri ve silleri keng tarqalgan. Undan başka tor dünyasında Xitay Kompartiyasiga karşı şikayetlerimi köpeygen. Xitay devamlı xalqara cemiyetinin közünü boyaşqa urunmaqta. Xitay rejimi 25 devletinin Xitayda turuşluq elçixana əməldarlarını Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırışı arqalıq xalqara cemiyetinin közünü boyaşqa urundi. Xitay Merkezi Televiziya Stansiyasının 5. Ağustos'taki xəbirde məlum buluşça, Xitay rejimi xalqara cemiyetinin közünü boyaş üçün 31. iyuldan 4. Ağustos'ca Asiya, Afrika ve Latin Amerikası'daki 22 devletinin Xitayda turuşluq elçilerini təşkilləb Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırgan. Bu jarayanda Xitay rejimi çetel elçilerine Qashqar, Kucha, Ürümçi ve Şarkı Türkistan'ın başka jaylarında aldın tayarlanan uğurlarını, kadimi şehirlerini, İslam dünyasının közünü boyaş üçün tayarlanan mescid, karxana ve yazılarını körsetken. Xabarda bildirilmişçe bu jarayanda Dominikanın Xitayda turuşluq elçisi Xitayının kütkünü boyunca Şinjanı ziyaret kılış devamında mecburi emgekini körüp bakmadım. Bunun aksice kişiler xoşal xoram yaşavatkan bir cemiyetini gördüm de bildirilgan. Xitay yakınqı bir neçe yıl içinde bir tarafdan Şarkı Türkistan halkını her xil bahanlar bilen türme ve ceza lagırlarına solap irqi qırğancılıq yürgülse, yeni bir tarafdan Şarkı Türkistan'daki her qaysi vilayet ve şehirlerde köpligen sayahat uğurlarını təsis kılmaqda. Ve bu arqalıq xalqara cemiyet dikkat kılvatkan ve ayıplavatkan irqi qırğancılıq cinayetini yuşurup kılıştak rezil məxsdegi yetişke urunmaqda. Xitay xəbərlərinə əsaslanğanda 2010-cu ilə ümumi məbləğ 7 milyard yuandan aşıdığan Qashqar qədimi şəhərini özgərtiş turunu yolu qoyğan bulub 49 min ailənin uyunu çıxıb özgərtib səyahət ornı qılğan. Xitay bu planı 5 il içində tamamlığan. Gerçi Xitay Şarkı Türkistanın başqa yerlərdə irqi qırğınçılıq siyasətini cümlədən Uyğur məhəllələrini vəyran qılışdan ibarət cinayətini davamlaşdırıb kəlgan bolsunmu, biraq xalqara cəmiyyətinin gözünü boyaş üçün faqat Qashqar qədimi şəhərində yasalgan bir kısım öylerinin əsli uslubini saqlıqan. Növette bu orun xalqara cemiyetin kelgen sayahatçilerini gelip kılgan bolup, ziyaretçilerinin körgeni pekat Xitayının köz boyamcılığı bolgan. Xitay bu türdeki ziyaretlerini Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irqi qırğancılıq cinayetini, cümleden İslam ve Müslümanlarga karşı icra kılıvatkan cinayetlerini xalqara cemiyetin, xüsusen İslam dünyasının yoşurup köz boyaştın ibaret rezil maksatı təşkillavatkan bolup, atalmış ziyaret ömekleri Xitayının uğurlaştırığını boyunca reallıqı zid bayanları arqalıq Xitayının cinayetlerine şirik bulmaqda. Xitay Amerikanın kararıga karşı tedbir kollundığalıqı haqqıda jar saldı.
Xitay Amerika hükümetinin Amerika şirketlerini Xitay'nın yukarı texniki sahasiga mablag' selishini cheklash qaroriga narozilik bildirish bilan birga qarshi tadbir qo'llanilganligi haqida jar soldi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha Xitay Amerikaning Amerika şirketlerini Xitay'nın yukarı texniki sahasiga mablag' selishini cheklash qaroriga narozilik bildirgan. Amerika'nın kararından keyin Xitay tashviqot organi yarishar vaqt kezdi darhol bosh maqola e'lon qilib Amerika'nın agahlandirgandan başka Xitay Tashqi ishlar ministrligi muxbirlarining bu vaqtdagi savollarga javob berib qarshi tadbir qo'llanilganligi haqida jar solgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Amerika hukumatining davlat bexatarlik nomida Amerika shirkatlarining Xitoyga mablag' selishini cheklaganligini, buning maqsadi Xitoyning taraqqiy qilishiga to'sqinlik qilish ekanligini da'vo qilgan. Bayonotchi so'zining davomida prezident Baydenning Xitoydan iqtisodiy aloqani uzish va Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilish niyati yo'qligi haqidagi va'dasi haqida astoydil o'ylanib, xato qarorni darhol bekor qilishni talab qiladiganligini, Xitoy tarafining aloqador taraqqiyotlarga yaqindan diqqat qilish qalliqini o'zining huquqiy va manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligini bildirib bildirgan. Undan boshqa Xitoy savdo ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Amerikaning Xitoyga mablag' selishini cheklash qaroriga diqqat qilayotganligini, qarshi tadbir qo'llanish orqali huquqini saqlab qoladiganligini, Amerikaning iqtisodiy va savdo munosabatga sun'iy to'sqinlik qilmaslikqa va iqtisodning asliga kelishi va eshishiga to'salg'u paydo qilmaslikqa chaqirganligini o'tirg'i qo'ygan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilishdan ilgari Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi Amerikaning qaroriga norozilik bildirib, Xitoy Amerikaning Xitoyning yuqori texnikasiga mablag' selish cheklamasidan intayin umidsizlandi degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning yangi cheklamasi Hong Kongga zo'r ta'sir qiladigan bo'lib, Hong Kong doiralari hozirgacha bu masalaga inkas bildirmagan. Amerika hukumatı 9-avgust Xitoyning yuqori texnika sohasiga mablag' selishni cheklash qarorini e'lon qilgan edi. Qarorda bexatarlik jihatidan xavf elib keladigan sohalarga mablag' selishni azaytish tadbirlariga asosan Amerika Xitoy iqtisodiy to'qunishida yangi sahifa ochiladiganligi, prezident Baydenning Amerika shirkatlarining Xitoydagi bir qism ilg'or kasblarga mablag' selishiga yangi cheklovlarni qo'yadiganligi bildirilgan edi. Beijingda o'lgan Xitoylarning soni 30 dan oshib ketdi. Xitoyda qattiq bo'ron, shiddatli yomg'ir va kalkun ofatlari davomlashmoqda. Xitoy tashviqot organlarining bildirishicha, Xitoyning poytaxti Beijingda yuz bergan bo'ron ofatining ta'sirida yuz bergan kalkunda 33 kishi o'lib, 18 kishi yo'qolib ketgan. Xitoyga og'ir ta'sir ko'rsatayotgan qattiq bo'ron va shiddatli yomg'ir kalkun ofatini keltirib chiqargan bo'lib, Beijingda 8-avgust yarim kechida o'lgan Xitoylarning soni 33 ga yetgan. Xitoy taratqullari 18 kishining yo'qolib ketganligini izlash va qutqizish xizmatlarining davom qilayotganligini e'lon qildi. Xitoy rejimining bildirishicha, eng yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 1,290,000 kishi kalkunning og'ir ta'siriga uchragan. 59,000 uy o'rilib tushgan va 147,000 uy og'ir ziyonga uchragan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining ofatga aloqador e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarining amaliyotga uyg'un emasligini bildirishmoqda. Xitoy Turkiyaga sayohat umiki yo'llashni qaytadan boshlamoqchi. Xitoy yuqum sababidan sayohatga aloqador yo'l qo'yilgan bir cheklamasini bekor qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy kollektiv sayohatni Turkiya qatorliq nurg'un davlatlarga ruxsat qiladiganligini e'lon qilgan. Xitoy Madaniyat va sayohat ministrligining to'rbetida kollektiv sayohat tashkillashga bo'ladigan davlatlarning 3-chi tizimligi e'lon qilingan. Bu tizimlikka Turkiyadan boshqa yana Amerika, Germaniya va Janubiy Koreya qatorliq davlatlar ham kirgizilgan. Bildirilishicha, Xitoy sayohat shirkatlari faqat ruxsat qilingan davlatlarga sayohat umiki tashkillaydi ekan. Xitoy rejimi yanvardan buyon Xitoy virusi cheklamasini bo'shatishga boshlagan edi. Tunji 20 davlatning tizimligi e'lon qilingandan keyin bu yil mart oyida 40 davlatning 2-chi tizimligi e'lon qilingan edi. Janubiy Koreyaga kollektiv sayohat qilish 2016 yili Seulning Amerikadan sotib olgan havo mudofaa tizimasiga norozilik sifatida cheklangan bo'lib, bu qatimqi 3-chi tizimlikda Janubiy Koreyaga mo sayohat umiki yo'llashga ruxsat qilingan. Angliya bilan Turkiya o'rtasida kelishim imzolandi. Angliya Yevropaga qonunsiz ko'chishni ostiltish to'g'risida Turkiya bilan kelishim imzoladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Angliya bilan Turkiya o'rtasida tuzilgan kelishimga asosan Turkiya va Angliya saqchi qismlari odam atkazchiligi shoyikalari va kema savdosiga qarshi keng ko'lamlik birlashma harakati olib boradi ekan.
Keler yili Angliyada ötküzüldüğün umumi saylamdan ilgiri kanunsuz köçmenler kün tertipten orun elevatkan bir peyde, Angliya hükümeti bu kilişimden iki devletin sakçı kısımları otursudaki hemkarlıkını küçeydiğallıkını uxturgan. Angliya hükümeti tarafından ilan kılınan bayanatta her iki tarafının yeni kilişim lahisi sayesinde tamojna sallık malumatlarına tihamu tez erişeleydiğallıkı kayıt kılınan. Angliya İçki İşler Vaziri Suella Braverman bu haqda ilan kılınan bayanatı da yakın dostumuz ve itibakdışımız Türkiye bilen bulgan hemkarlıkımız sakçı kısımlarımızdan bu halkaralık meselde tihamu kuyuk hemkarlışıgı pürsat yaratıp berdi degen. Angliya baş vaziri Rishi Sunak raisinaş neticesiga qaraganda zor pariq bilen aldınqı orunda turvatqan işçiler partisi bilen bolgan pariqni azaytish üçün chegaradan kirvatqan qanunsiz köçmenlerinin sanını azaytishqa va'de bergan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertaki programimizda ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.